Medyada yer bulamayanlar kanalına hoş geldiniz. Nevşin Mengü gibi işte birkaç isim eleştirebiliyor, yazıp çizebiliyor. Gazetecilerin büyük bir bölümü de toplumdaki konular ışığında sessiz kalmaya devam ediyor. Nevşin Mengü de işte muhalif bir gazete olan Bir Gün gazetesinde yazdığı yazılarla toplumu aydınlatmaya devam ediyor. Gazeteci Nevşin Mengü, Bir Gün'deki köşesinde AKP'lilerin %59,3'ünün dış politikadan rahatsız olduklarını belirtti. Nevşin Mengü, Orta Doğu olmadı, AB alalım başlıklı yazısında AKP seçmeninin %63,1'i Dışişleri Bakanlığı'nın, %55,6'sı ise Cumhurbaşkanlığı makamının Türk dış politikasını yönlendirdiği görüşünde dedi. Türkiye'nin dış politikasındaki gelişmeleri değerlendiren Mengü, anlaşılan Türkler AB'nin önemli bir çıpa olduğu fikrine geri dönüyor yorumunda bulundu. Kadir Has Üniversitesi'nin Türk dış politikası kamuoyu algıları araştırması artık geleneksel bir hale geldi. Bu araştırmayla üniversite yıllardır Türkiye'nin dünyayı nasıl algıladığını ölçüyor. Araştırma dış politika odaklı ve gazetelerin muhtemelen diğer hepsinde Türk halkının %44'ü Amerikan ambargolarına rağmen Türkiye'nin S-4 alması gerektiğini düşünüyor. Başlığını okuyacaksınız. Evet, bu bilgi doğru ama araştırmanın satır aralarında başka detaylar var. 2017 yılında nüfusun %47,4'ü, 2018'de nüfusun %44,4'ü, 2019 yılında ise nüfusun %37,4'ü kendisini muhafazakar olarak tanımlamış. Geçen yıldan bu yola %10'luk bir keskin düşüş var. Bu değişim kendisini dış politikaya karşı bakışta da gösteriyor. Türkiye'nin %61'i Türkiye'nin AB üyesi olması istediğini söylüyor. Sadece %32'si Türkiye'nin bir gün AB üyesi olacağına inandığını söylüyor. Ama %53 müzakerelerin devam etmesi gerektiği görüşünde. Vallahi Avrupa Birliği biz ağzımızda kuş tutsak da, o verdikleri listedeki her şeyi yapsak da, biz kendi içimizde birlik olamadığımız müddetçe bizi o birliğe almaz. Avrupa Birliği, şimdi aşağılamak gibi olmasın ama, Bulgaristan'ı dahi alırken Türkiye'yi neden almaz? Türkiye'yi yıllardır neden Avrupa Birliği kapısında bekletir? Ve biz yıllardır neden politikamızı Avrupa Birliği'ne girmek doğrultusunda yapmak zorundayız? Neden Türk devletlerini bir arada toplayıp, neden Asya devletlerini bir arada toplayıp biz de bir gücüz demeyelim? Toplumun büyük bir bölümü bu fikirde. Biz AB'ye gireceğiz, AB'ye girmek istiyoruz diyen insanların sayısı öyle Nevşin Hanım'ın dediği gibi %60'ın üzerinde değil. Gerçekler bu şekilde yani. Ben Nevşin Mengü'yü çok severim, yazılarını okurum, desteklerim kendisini. Ama bu ifadeler çok yanlış. Hiç kimse kusura bakmasın. Avrupa Birliği'ne Türkiye mecbur değildir. Yarın AK Parti gitsin, Cumhuriyet Halk Partisi gelsin, İyi Parti gelsin, başka partiler gelsin, Türkiye'nin problemi Avrupa Birliği değildir. Avrupa Birliği olmadan da Türkiye demokratikleşebilir. Avrupa Birliği olmadan da Türkiye özgürleşebilir. Avrupa Birliği olmadan da Türkiye güçlenebilir. Biz üretim ülkesi olmak zorundayız diyecek Türkiye. Tarım arazilerini iyi bir şekilde değerlendirecek. Teknolojik atılımlar gerçekleştirecek. Sen sucusun, ben bucuyum. Sen Kemalistsin, sen sağcısın, sen solcusun, sen Alevisin, sen Türksün, sen Avrupa Birliği'ni istiyorsun. Sen İslamcı mısın, sen ateist misin? Tartışmalarını bir kenara bırakacağız. Bugün Avrupa'dakiler Türkiye'ye gelmek için can atıyorlar. Ben 1 euroyu bozduruyorum, 6 lira alıyorum. 1000 euroyu bozduruyorum, 6000 lira alıyorum. Türkiye'den her şeyi dolduruyorum. Kıyafet alıyorum, şunu alıyorum, bunu alıyorum hevesindeler. Siz Türkiye'de üretim yapacaksınız. Balkan coğrafyasına gelin bakın. Birçok ürün Türkiye'den geliyor. Gıdasından tutun, züccaciyesinden tutun, kıyafetine kadar. Girin ya herhangi bir kafenin tuvaletine girin. Tuvaletteki klozetin kapağının bile Türkiye'den geldiğini göreceksiniz. Türkiye bir üretim ülkesi olacak. Girecekse de Avrupa Birliği'ne ürünleriyle girecek. Vize vermiyorlarmış, şunu vermiyorlarmış, bunu vermiyorlarmış. Türkiye'nin her yerine gezin. Avrupa'da gidip ne yapacaksın?
Avrupa'da gidip ne yapacaksın? Türkiye'yi mumla ararsın. Türkiye'nin her yeri daha gezilebilecek bir yer olduğu için Avrupa'nın hepsi İstanbul'a meraklı, İzmir'e meraklı, Antalya'ya meraklı. Bu Avrupa Birliği sevdasından vazgeçmek zorundayız. Bizi yıllardır almamışlar, bekletmişler. Bakın kim olursa olsun, ister AK Parti olsun, ister CHP olsun, ister MHP olsun, ister İYİ Parti olsun, politikasını artık Avrupa Birliği'nin direktifleri doğrultusunda uygulamayacak. Onlar karışamaz. Bu şekilde meydan okunacak. Neyse yazıya devam edelim. Nevşin Mengü'nün yazısı şu şekilde ilerliyor. Anlaşılan Türkler AB'nin önemli bir çip olduğu fikrine geri dönüyor. Araştırma ekibinin başında bulunan Profesör Doktor Mustafa Aydın, Türkiye izole olup yalnız kaldıkça insanlar AB'ye önem atfediyor diyor. Vallahi bir halkın arasına girsinler bakalım, toplumun arasına girsinler, böyle anketle manketle olmaz bu iş. Az önce de söylediğim gibi halkın büyük bir bölümü Avrupa Birliği'ni falan istemiyor. Türkiye'nin tüm bölgede tek konuşabildiği ülke Katar. Ondan da malum beklediği yatırımı alamamış durumda. Nevşin Mengü yazıyor bu ifadeleri. Anlaşılan kamuoyunun gözünde de Orta Doğu liderliği Osmanlı'yı canlandırma rüyalarının sonuna gelinmiş. Ankete göre kamuoyu yüzünü batıya çevirmeye başlamış. Kamuoyundaki anti-Amerikan bakış açısı devam ediyor. Türkiye'nin 5,4'ü ABD'yi dost ülke olarak görürken 20,3'ü Rusya'nın dost ülke olduğu görüşünde. Araştırma ekibinde bulunan Soli Özel, Türkler Amerika'yı dost olarak görmüyor, fakat Amerika ile çatışmaya girilmemesi gerektiğini de düşünüyor diyor. Sarayı kızdıracak başlığı vardı ya videonun başında. O kısma gelelim biz. AKP'liler de dış politikadan rahatsız diyor Nevşin Mengü. %62 Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkilerini düzeltmesi gerektiği görüşünde. Sadece 29,7'si Türkiye'nin dış politikasını başarılı buluyor. Dış politikayı başarılı bulma oranı AKP'li seçmen arasında 2018'de %70 iken bu oran bu yıl %59'a düşmüş. Yani dış politika konusunda da AKP seçmenin partisinden memnuniyetsizliğin artmasının trendini görüyoruz. Ancak işin ilginç tarafı AKP seçmeninin %63'ü Dışişleri Bakanlığı'nın, %55'i ise Cumhurbaşkanlığı makamının Türk dış politikasını yönlendirdiği görüşünde. Yani AKP seçmeni memnun olmadığı gidişattan yine Erdoğan'ı sorumlu görmekten itina ediyor diyor. Suriyelileri kimse istemiyormuş. Nevşin Mengü'nün yazısının son bölümü ise şu şekilde. Türkiye'nin %42'si Suriye konusunda tarafsız kalınması gerektiği görüşünde. Türkiye sadece sığınmacılara yardımcı olmalıdır diyenlerin oranı %13. Nüfusun %67'si Türkiye'de sığınmacılar bulunuyor olmasından memnun değilim diyor. Bu oran 2016'da %57'ymiş. AKP seçmenin %10'u, MHP seçmenin %11'i sığınmacılardan memnunum derken, CHP seçmenin %82'si, HDP seçmenin %71'i sığınmacılardan memnun olmadığını söylüyor. Sığınmacılar gerçekten sığınmacıysa kimse rahatsız olmaz. Ama Türkiye'de gelip en güzide tatil merkezlerinde, plajlarda boy gösterip ülkelerindeki savaş olduğunu iddia edip bu ülkede cirit atıyorlarsa, daha sonra bayramlarda, Ramazanlarda, yılbaşlarında Suriye'ye gidip tatillerini orada yapıyorlar ise kimse kusura bakmasın da onlar artık sığınmacı değildir. Onlar artık Türkiye'ye yerleşmiş, Türkiye'de bir kimlik isteyen, vatandaş konumuna gelmek isteyen kişilerdir. Buna da izin verilmemelidir. Bu kişiler gidecek. Eğer madem ülkelerinde savaş yoksa, savaş için geldiklerini iddia ediyorlarsa niye tatilde Suriye'ye gidiyorlar? Gidiyorlarsa niye geliyorlar? Niye deport edilmiyorlar? Geri döndükleri anda sınırdan alınmayacaklar. Avrupa bunu yapıyor. Sen bir ülkeye sığındığın zaman, o ülkenin elçiliğine dahi gittiğin zaman sen deport edilebiliyorsun. Sen hani ülkende zulüm görüyordun? Senin hani ülkende sıkıntı vardı? Sen niye benim o zaman ülkemde yaşayıp da gidip elçiliğinde bulunabiliyorsun? Veya sen niye tatilde ülkene geri dönüyorsun diyerek kapıdan seni bir daha almıyor, deport ediyor. Türkiye de bunu yapabilmeli. Bayramda gidiyorsa, yılbaşında gidiyorsa o kişi artık sığınmacı değildir. O kişinin Türkiye'ye ihtiyacı yoktur. Herkes bu görüşte hakim. Nevşin Mengü'de yazısında bazı noktalarda haklı, bazı noktalarda haksız. Güzel bir yazı yazmış. Sizlerle bir bölümünü paylaştım. Devamını
Bir Gün gazetesindeki köşesinde okuyabilirsiniz.